40 yaşından genç kardeşlerim, bu vatanın fedaileri, bu vatanın delileri, serden geçtileri, bana diyorsunuz ki reis pamuk örene sadece pamuğu tıksaydı neydi? Ama sen tüpçüyü patlattın. Söz namus. Herkesin duyduğunda delireceği, hatta inanmayacağı bazı şeyleri yazmadım da. Vallahi ölsem de gene de yazmam. Billahi ölsem de gene yazmam. Biz namuslu adamız. Sadece ödeşiriz. Benim sınırlarım var kardeşlerim. Bu aile ile ilgili delilli, ispatlı bazı şeylerim var ki onları yayınlamayacağım. Bu olmaz. Ancak bana suç örgütü diyen kemiksiz köpeklerin, sözde gazetecilerin kim olduğunu az da olsa bilin diye bunları yazdım. Ben size Hasan Yeşildağ'a yazdığımda hepiniz kafalarınızın üstüne dikileceksiniz. Ayaklarınız havada, kafalarınız yerde olacak. Olmaz arkadaş diyeceksiniz. Ben size delilleriyle anlatacağım. Toplum olarak ben dahil herkesi delirteceğim. Ancak sözüm olsun, sizi daha sonra tedavi edeceğim. Halen daha bana madem sen bunları biliyordun daha önce niye anlatmadın diyenlere de lan bırak diyeceğim. Çünkü bu arkadaşlar kafa taslarının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyorlar. Lan tekrar söylüyorum, kurtarıcı değilim ya. Türk gençliğinin örnek alacağı kahraman da değilim. Ancak kendi dünyasının şartlarında namus sahibi bir adamım. Suç örgütü lideri değilim. Yazılı kanunların karakterime uygun olmayan bölümlerini ihlal ettiğim için suçlu olan kişiyim. Bu kadar, sadece bu kadar. Söz, namus. Bu dünyadan sadece üstümdeki gömlekle ayrılacağım. Ne milletvekili ne de başka bir şey olmayacağım. Ancak onuru için savaşıp intikamını alan bir insan olarak sizlerin sohbetlerinde yer alacağım. Söz namus.